Kalbiniz geçmişteki yaşadığınız olumsuzluklardan dolayı kesinlikle kararmasın. Hep ümit edin yaşama, hep umutlu olun. Biliyor musunuz? Kader her zaman odaklanmış zihinlerin tarafını tutuyor. Yani kendinizi neye hazırlarsanız önünüze o servis ediliyor. Eğer sürekli olumsuzluklar içerisindeyseniz, eğer sürekli beyninizi hayatın getirdiği o kötü olumsuz olaylar kapsamışsa, zihni kesinlikle toparlamadan, temizlemeden yeni bir sayfa açamazsınız. Kader hiçbir zaman, hiçbir insanı, hangi koşulda olursa olsun, kesinlikle bütün kötülükleri elde ederek yaşanılan hayatın, kaybedilen zamanın gerekçelerini önüne sürüp kesinlikle umutsuzluk içerisinde bırakmaz. Bir yerlerden bir çıkış yolu vardır mutlaka. Önemli olan kendinizi hayata nasıl hazırladığınız. Eğer sabah kalktığınızda, o rutin yaptığınız işlerde aynaya bakıp gülemiyorsanız, kendi kendinize durup durup gülmüyorsanız emin olun mutlu olamazsınız. Her zaman insan kendi kaderinin meyvelerini yiyor. Yani yaşam tarzınız nasılsa ileriki zamanda da oluşturulan kader aynı tecelli içerisinde hareket ediyor. Bugün kendisiyle yarışamayan bir insan, kendisini geliştiremeyen bir insan, ileriki hayatına önem vermeyen bir insan, düşünemeyen bir insan yarın mutlu olamıyor. Ve en önemlisi de ne biliyor musunuz? Bütün suçu kadere yükleyip kendisini tereyağından kıl çeker gibi bütün sorunların içerisinden ayıklayıp sürekli kadere